Evet arkadaşlar, bu videoda OBS Studio'da arka planı nasıl değiştirirsiniz onu anlatacağım. Böyle benim gibi arka planınız kalabalıksa onu nasıl değiştiririz, nasıl keseriz kendi silüetimizi onu göstereceğim şimdi. Ekranı paylaşayım. Şimdi şöyle öncelikle bir eklentiden yararlanacağız bunun için. OBS Studio. Önce Google'a gelip OBS Studio Background Removal yazacaksınız. Daha sonra ilk çıkan sitede indirme linki var burada. Tıkladığınızda sizi GitHub reposuna aktaracak. Buradan şurada indirme linkleri var. Bu Windows kullanıyorsanız bunu, Mac kullanıyorsanız bunu indirebilirsiniz. Linux kullanıyorsanız da bunlardan birini indirebilirsiniz veya direkt reponun içerisine gidip buradaki adımları, README file'daki adımları takip edip işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben bu eklentiyi indirdim. Ben Arch kullanıyorum. Arch Linux'te de şöyle. Yay veya Paru, artık hangi indirme yöneticisini kullanıyorsanız onu kullanacaksınız. Ben bunu kullanıyorum. İndirdim. OBS Background Removal yazıp Enter'larsanız eklenti indirecek. Ben de hazır indirilmişi var. Daha sonra OBS'i tekrar baştan başlatacaksınız. Geldim şimdi ekranıma. Öncelikle kamerayı açmam lazım. Kamera modunu açalım. Şimdi gördüğünüz gibi kameramız bu şekilde. Şimdi burada değişiklikleri yapacağız. Şimdi bunu bir gizleyeyim ki neler yaptığımı, işlem adımlarını rahatça görün. Şöyle burada şöyle hatta küçük şekilde gösterelim. Şöyle dursun. Ya da gerek yok. Kamerayı açacaksınız. Kameranızın çalıştığını göreceksiniz. Sonra hangi kamerada işlem yapıyorsunuz ona sağ tıklayacaksınız. Sağ tıkladım. Burada filtreler var. Filtrelere tıklıyorsunuz. Filtrelere tıkladıktan sonra üst tarafta filtreler, alt tarafta efektler kısmı gelecek. Filtreler kısmına artıya bastığınızda background removal var. Buna tıklayacağız. Bu eklenti CPU kullanıyor. Yani zaten arkada bir AI modeli çalışıyor muhtemelen. Ona yönelik de CPU kullanımı artacaktır. Şimdi burada öncelikle yapmanız gereken şey buradaki segmentation modeli değiştirmeniz. Orada değişik modeller var. Hangisi size uygunsa deneyelim mesela. Bu güzel görünüyor. Bir de robust. Evet, bu daha güzel. Robust video mating güzel benim için. Sonra da threshold değerlerinle oynayalım biraz. Biraz daha şöyle çok beni kesti. Biraz şöyle açarsak böyle güzel. Şöyle iyi gibi. Evet. Güzel görünüyor. Daha sonra şuradaki siyah olan yer var ya, arka planı simgeliyor. Burada arka planı değiştireceksiniz. Yeşil yapalım çünkü daha sonra yeşil olan yerleri sileceğiz, saydamlaştıracağız. Burada yeşil var. Yeşile tıklayıp OK diyoruz. Daha sonra burada efektler kısmı var. Efektler kısmını açtım. Chroma Key var. Chroma Key'i ekleyeceğiz. Bu şu demek, yeşil görünen her yeri saydamlaştır. Sonra close dediğimizde artık gördüğünüz gibi şöyle beni kesmiş durumda. Peki arka plan nasıl ekleyeceğiz? Arka plan ekleyelim bir de. Arka planda şöyle ekliyorsunuz. Burada arka plan artıya bastığımda arka plan resmi ekle, image ekle. Image ekledikten sonra da OK diyorsunuz. Sonra da burada Image'e tıkladığınızda resim seçmeye alanı geliyor. Resim seçme alanından resimleri seçiyorsunuz. Mesela bunu seçtim. Arka plan resmi o olacak. Şöyle bunu biraz küçültürsem siz de ekrandan görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Bunu açtığımda arka plan resmi gelmiş olacak. Buraya kendi videonuzu da üstüne ekleyeceksiniz. Böyle. Bu şekilde.